Canım kardeşim benim, ne güzel olmuşsun. Bu gelinlikle rahat mısın sen? Daha açık, daha fresh bir şey tercih edebilirdik. Ya sabah tuhafiyeci Numan abi görmüş bunları. Ayşe ile Sabri'yi konuşuyorlarmış. Bana geldi dedi, hayırdır dedi. Siz dedi mobilyacı Kadir'in dedi oğlanla söz mü kestiniz? Yoksa bunlar böyle ulu orta konuşuyorlar mı? Dedi abi, ağzının payını öyle bir verdim ki. Erkek adamda güzellik aranır mı? Erkek adamın karakterine bakacaksın. Bu Sabri dört dörtlük çocuk. On numara çocuk. Lan Sabri, bu ne yakışıklılık oğlum lan? Sen hep böyle giyinsen lan, aslan gibi olmuşsun. Sağ ol Erkut abi. Plinta gibi olmuşsun. Sağ ol Erkut abi. Sağ ol. Bak bak, Allah oğlum. Lan dur. Aslan kardeşim benim. Abi, buldum. Kimmiş lan? Kerem. Muhsin amcanın oğlu. Çapkın kandırmış kızı. Aa, o bugün buradaydı. Şşş. Benim niye haberim yok lan? He? Benim niye haberim yok Nazmiye? Benim niye haberim yok? Abi dur ya. Kızım. Bırak kardeşim, öldüreceksin çocuğu. Bir şey olmuyor ha. Benim niye haberim yok? Niye bana söylemedin? Niye? Niye? Benim ne suçum var be manyak? İşe dönsün diye gelmiş. Ne bileyim ben böyle olacağını. Abi benim ne suçum var, haberim bile yok ya. Aşı çık dışarı. Abi arabası burada ya şerefsizin. Yengem magazinde görmüş, oradan biliyorum. Ulan niyeti ciddi olsa insan bir düşünür ya. Paranı aldım. Bizi ayıramazsınız. Çünkü biz Kerem'le çoktan birbirimizin olduk. Hadi buyur. Beraber olduk biz. Duydun mu lan ne dedi? Duydun mu lan? Bu saatten sonra sadece cesetlerimizi ayırabilirsiniz. Kerem'le biz birbirimizi çok seviyoruz. Ulan İstanbul. Bu kez yendim lan seni İstanbul. Yendim ulan bu kez be! Az daha bağır abi. Duyamıyorum rüzgardan. Tövbe yarabbim ya. Yok bir şey lan yok. Ben bu yarasını unutmuşum arkada. Ya abicim, bu kot pantolon taşıyabilen bayan da bence çok güzel duran bir şey yani. Benim güzel kardeşime de çok yakışmış yani. Maşallah. Ayrıca kot çok rahat bir giysidir yani. Çalışırken bilen iyidir. Bak, bak şimdi. Bunlar hep vitamin, bunlar hep enerji. Bunları yiyeceksin ki süzülmeyeceksin. Abi şimdi bak, bu yeni dönem erkek modası böyle enteresan ayakkabılar, garip pantolonlar, florlar falan takıyorlar. Var ya, benim de öyle giyinesim geliyor ha bazen. Hoş geldiniz. Bizim yerimiz belli, teşekkürler. Tamam mı? Ona doğru oynayacağız. Ne saçmalıyorsun oğlum? Ya şey diyorum, çocuk en güzel kıyafetini giymiş gelmiş, sana saygıdan sakın ters yapma, sakın ters yapma. Vegan şeye denir, böyle nane molla insanlara. Hani hiçbir şeyi beğenmeyen, mızmız, ne bileyim böyle yemek ayıran, yemek seçen insanlara denir. Yanlış mıyım? Bayağı yanlışsınız. Allah'ım yarabbim. Allah'ım, Allah'ım. Hayatımın en mutlu günü. Sakin ol Engin. Ne vuruyorsun ya? Oğlum kız tarafısın sen, azıcık ağır ol ha. Ben de para takacaksın sandım ha. Allah Allah, geç kenara millet oynasın. Ya abicim ben kutlu adamım ya. Kapı gıcırtısını oynarım ben, duramam ki. Erkut abi dikkat et abi. Garson gel buraya. Sen işine bak oğlum. Çok özür diliyorum. Lan oğlum ne yapıyorsun lan? Tamam, tamam. Gel, gel, gel. Biz oturalım. Gel, gel. Sen gerildin. Kardeş, ne yapıyorsun ya? Oğlum bir şey diyeceğim. İçimiz kıyıldı. Şöyle bir neşeyle bir şeyler aç da bir oynayalım be. Yok, ben de öyle var ya. Vardır kardeşim, sen de bir lorke lorke bir şeyler aç. Abi vallahi yok. Oğlum vardır lan, aç uğraştırma beni. Var abi, hallederiz. Ha, sığın benim. Otur, otur. Ne yapıyorsun?
Gel canım oğlum, ya Allah kahretsin ya. Gel tutun şunu. Bir dakika. Adam da düştü. Bravo Kerem. Cümle aleme rezil olduk. Al telefonu. Telefonu. Gel. Tamam. Bir yerde bir şey oldu mu? Telefonu nerede? Lan bırak şimdi telefonu. Bırak. Şu haline bak. Abi telefonum ya. Abi gitmiş işte ya. Gitmiş, çalışmıyor ya. Ya daha taksini bitmemişti abi. Ya birader, kimliği verdik sana. Sen daha ne peşimden geliyorsun ya? Sen anlamıyorsun galiba. Bu dükkan bizim sayılır ya. Allah Allah, bu dükkanın sahibi benim kayınçom. Keremciğim bir saniye. Ben bir devralayım. Affedersiniz, bundan sonrası bende. Şimdi, burada özür dilemesi gereken biri varsa... o kişi hanımefendinin ta kendisidir. Hanımefendiciğim, sizin bedeniniz M mi acaba? Hayır, size olmayanı giyerseniz öyle olur. Bu şekilde konuşamazsın. İstediğim gibi konuşurum kardeşim. Yürü be. Bir dakika, sen çıksana dışarı. Bak, Özkayalı sülalesinin en mühim toplantısına gireceğiz, iş görüşmesi yapacağız. Aman diyeyim bak, ters yapma, gözünü seveyim abi. Benim işim var. Sırf senin hatın için buradayım. Öyle milletin işine girip de iç güveysi gibi arkamdan laf ettiremem ben. Abicim, bak bunlar tehlikeli sular ha. Aman diyeyim bak, burada yüzmeyelim ne olur, tamam mı? Kravat yakışmış mı? Açmış seni Erkut. Çok güzel olmuşsun oğlum. İnşallah her gün takacağım artık. Hadi gel hadi. Al şunu ye bir. Ya, ya ye şunu. Kuş üzümü vardır. Yok, tartışma istemiyorum. Ye bunu. Bak, vegan, ye. Vegan. Ha, bak nasıl? Nasıl? Oo, müthiş, mükemmel. Al bunu ye bakalım. Bunları da ye. Vay kardeşim be, bu gece burada kalacak ha. Ulan öpeceğim de ağzım yağlı şimdi, değil mi? Hadi bakalım. Merhaba. stüdyodaki avukata bir sorum olacaktı. Buyurun efendim. Şimdi benim bir arkadaşım var. Çok delikanlı çocuk. Hani dobra, dürüst, yakışıklı, afilli bir kardeşimiz. Hani mahallenin en güzel abisi yani. Kendini diyor. Şimdi bu arkadaşın da bir kız kardeşi var. O da böyle son derece hani dünya güzeli, namuslu, çalışkan, dürüst. Ayşe'ydi. Bir alkış alalım mı? Sağ olun. Elleriniz zarf görmesin. Şimdi bu kız kardeş de son derece zengin bir beyle evli. Evet. O zaman kocaman bir alkış değil mi buna? Sağ olun. Eyvallah, sağ olun. Şimdi bu kız kardeşimiz bu evlilik sırasında eski sevgilisiyle halka açık bir yerde, yani bir pastanede sadece muhabbet etmek suretiyle buluşmuş. Şşşt! Yakalanır tabii, niye buluşuyor ki? Allah Allah. Evet efendim. Sonra tabii bunu haberciler görüyor, fotoğraf çekiyorlar, magazine yolluyorlar. Şimdi benim sorum bunun üstüneydi avukat bey. Yani bu kız kardeşimiz boşanacak olsa acaba nafaka alır mı? Zındık koklatmam, kesinlikle. Ya teyzeciğim! Teyzeciğim, sen kendi işine bakar mısın? Sen kendi işine bak. Biz sizi ne biliyoruz, izliyoruz sizi. Sen onu bir damadına sor. Evet, damadına sor. Bu Allah cezanızı versin lan. Bir tane daha hayırlı bir şey söyleyeyim be. Müzüşük ağzıyla oturuyorsun orada. Bu Allah kahretsin sizi. Askere gidiyorum da. Senden bir helallik almadan gidemem. Kimse kusura bakmasın. İyi, tamam. Allah kolaylık versin. Ya yok abi, vallahi. Ben o mübarek elini öpeceğim senin. Öpmezsem şafak bana sökmez abi. Ha, bırak. Yok abicim. İyi hadi tamam. Kal sağlıcak. Ya baba ya, aşk olsun, bu saatten sonra ben mi öğreteceğim sana geleneği göreneği? Asker aşçını versene Erkut abimin ya. Pırlanta gibi çocuk yetiştirmişsin. Sen var ya, bir yaşında vardığın yoktun. Senin o dangalak dayın seni salıncaktan düşürdü ya, sen kesin o zaman böyle oldun. Ya baba ya, o yakışır mı bize o kadar hukukumuzun olduğu bir aile ya? Lan! Ya var ya. Sizin bu baba oğul böyle yani, şu tatlı atışmalarınız, hastayım ben ya. Kaç be? 650. 650, 910. Bundan 10 tane var amcam. 10 mu? Diğerlerini niye saymadın kız? Ben ona kadar sayabiliyorum. Sen ona kadar mı sayabiliyorsun ha? Amcasının sarı şekerine bak sen bak. Bankacı mı olacaksın kız sen ha? Bak yenge şuna bak, sistem yapmış bak. Banknot ayırmış, görüyor musun? Kimin kızı o? Al bakalım, bu da senin.
Yenge yazdın mı herkese? Hı. Bak kimse kalmasın ha. Eş, dost, akraba yani selam veren, böyle göz ucuyla bakan herkesi yaz oraya. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?